Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine nar çiçeği yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizlerle bir kum boncuk oyası paylaşacağım. En küçük boy kum boncuktan kullanacağım bu modeli yaparken. Elimdeki ipim Altın Başak marka 46 numara. İpim yazmamla aynı renkte, nar çiçeği renginde. Kullandığım kum boncuklarda dediğim gibi en küçük boy kum boncuk. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim oyalamadan önce. Tığlama ile ilgili bütün detaylarımı daha önce paylaşmıştım. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda detaylı anlatım yaptığım videomu bulabilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığlarken ve oyamı yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. Ne zamandır kum boncuk oyası yapmıyorduk. Böyle bugün kum boncuk oyası yapalım sizinle. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Tek seferde yapacağız oyamızı. Özellikle böyle tek seferde yapıp bitirilen oyaları seviyorum diyorsanız bu modeli deneyin. Ben kum boncuğu çok seviyorum. Boncuklu oyalar içinde bence en uzun ömürlü olan, verdiğimiz emeğimize değen kum boncuk oluyor. Geldim, biraz yakınlaştırayım. İlmeğimi oluşturdum. Tığ batının altından sık iğne ile girdim, ipimi tutturdum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Sonra iki defa doladım tığımın üstüne ipimi. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oldu görüntüsü. Şimdi burada 6 tane boncuk kaydıracağım. 6 tane boncuğumu şöyle düğümlüyorum. Burada üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. boncuğumun arasından sık iğne ile tutturdum. Şurada boncuğumu biraz daha sıkı düğümleyeceğim. Çünkü genişleyecek gibi görünüyor. Hemen 1, 2, 3 zincir. Hemen 1 ve 2. boncuğumun arasından sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen diğerinden. 2 ve 3. boncuğun arasından. Yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. Sıradaki 2 boncuğun arasından. Sık iğnemi yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. Sıradaki 2 boncuktan yine 3 zincir. Bu şekilde yine en sonda 3 tane zincir çektim. Son boncuğumun şöyle ön tarafından boncuğumu biraz öne doğru kaydırdım. Tutturuyorum. Şöyle oldu çiçeği. Buradan şimdi aşağıya doğru sık iğneler yapacağım. Biraz boncuklarımı geriye alayım. Birinci sık iğnemi yaptım trabzanıma. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. 8. 9. tığ battının altından yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Yine küçük bir örümcek yaparak başlayalım. 2 defa doluyorum tığımın üstüne ipimi. 1, 2, 3, 4. altından giriyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 6 tane boncuk kaydırıyorum. Aslında yapılışı çok kolay. 6 tane boncuk kaydırdım. 6 boncuğumu biraz sıkı düğümlüyorum burada. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 1 ve 2. boncuğumun arasından aradaki ipimden sık iğnemi yaptım. Yanına 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2. 3. boncuğumun arasından sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 ve 4. boncuğumun arasından. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum bu şekilde. En son boncuğumda da boncuğumu biraz öne doğru kaydırdım. Şurada ipten sık iğne ile tutturdum. Buradan aşağıya doğru trabzanıma geçiyorum. Yine sık iğne yaparak. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane de tığ battının altından yapıyorum ben bu şekilde. Şöyle oldu 2 tane. Yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. 2 çıktım, 2 çıktım, 2. Bu şekilde. Üstüne 6 tane boncuğumu kaydırıyorum. Boncuklarımı düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde hepsinin arasından 3'er zincirle dolaşıyorum. Bir, iki, üç. Biraz zincirleri sıkı yapabilirsiniz. Daha güzel oluyor bence. Yine bir, iki, üç zincir. Yine son boncuğumun da ön tarafından giriyorum. Aşağıya doğru trabzanımın üzerinde de 8 tane sık iğne yapıp devam ediyorum. Birinci sık iğnem. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. 8. 8 tane yaptım. En son bir tane de tığ battının altından yapıyorum. Yine örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. 1 2 tane 1 2 3 tane boşluk bırakıyorum. 4.'ünün altından girdim. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Burada yine 6 tane boncuk kaydıracağım. Kaç tane var? Boncuklarımı düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir, 1 ve 2. boncuğumun arasından girdim. 1, 2, 3 zincir, 2 ve 3.'den giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir bu şekilde. Hepsinden teker teker 3'er zincirle giriyoruz. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Bence düz renk yazmaların kenarında böyle kum boncuk çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Çok da kullanışlı. Daha önce yaptıysanız, kullandıysanız biliyorsunuzdur. Ama çok fazla boncuğu olanları seviyor musunuz derseniz ben de biraz ağır hissediyorum ama böyle az boncuklu olanlar hoşuma gidiyor. Kendime günlük kullanmak için de yaptığım birkaç tane vardı. Yine aşağıya doğru. Dördüncü sık iğnem. Beşinci. Altıncı. 7. 8. 8 tane sık iğne yapıyorum. 9.'yu tığ battının altından. Yazmanın tığlamasından itibaren anlattığım gibi yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şu an zaten ütülü de değil, ütülendiğinde daha güzel oluyor. Bir tane daha yapalım. Sonra ben hızlı bir şekilde çoğaltacağım. Küçük bir örümcek yaptık. 2 defa doluyoruz. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp 4.'ünün altından giriyoruz. 2 çıkıyorum. Trabzan yaparken yine 2 çıktım, yine 2 çıktım. Bu şekilde yaptıktan sonra boncuk kaydıracağız. 6 tane boncuk kaydırıyorum. Düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle 1 ve 2. boncuğun arasından yine 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3'ten 3 zincir çektim. Bu şekilde yine sıradaki 2 boncuğumun arasından her boncuğu tek tek sarmış oluyoruz zincirimizle. Yaptık. Son boncuğumu kaydırıyorum. Bittiği noktada zincire, pardon, içten geçen ipime bir tane daha sık iğne yaptım. Aşağıya doğru da birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı,
7. 8. 8 tane yapıyorum ve 9.'yu da böyle tığ battının altından yaptım. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Şu anda bu kadar yaptım ama ben birazcık ütüleyeceğim bunu. Arttırıp ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyamı birazcık arttırdım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Oyamız bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Özellikle dediğim gibi düz renk yazmaları değerlendirmek için çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Verdiğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Hiçbir sorun yaşamadan oyanızı tamamlarsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes yapar, herkes beğenmiştir. Yapacak olanların ellerine sağlık. Şimdiden herkese kolay gelsin.